Merhabalar, ben Doktor Ferhat Hanikoğlu. Bu hafta size saç PRP'sinden bahsedeceğim. PRP bizim kanın plazma kısmını izole edip saça enjekte ettiğimiz bir tedavi yöntemidir. Kanın plateletten zengin plazma kısmı ne demek? Kanımızda hem kırmızı kan hücreleri hem de beyaz kan hücreleri bulunur ki beyaz kan hücreleri trombositlerdir. Trombositler herhangi bir kesi olduğu zaman vücudumuzda kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerdir. Bunlar kanın pıhtılaşmasını sağlarken bu hücreler gider damarda bir tıkaç oluşturur ve orada kesilen damarın tekrar büyümesini, yenilenmesini sağlar. Trombositlerin içerisinde bolca büyüme faktörü bulunur ki bilim insanları da daha sonra bu büyüme faktörlerinden faydalanarak saç tedavisinde kullanmışlar ve başarılı olduğunu görmüşler. Hatta bu trombositleri farklı tedavilerde de örneğin eklem hastalıklarında, cilt hastalıklarında ya da cilt gençleştirmede de kullanıyoruz. Ama bugün özellikle saç PRP'sinden bahsedeceğiz. Kanınızı alıyoruz ve bir santrifüj işleminden geçiriyoruz. Bu santrifüj işleminde kanın trombosit yoğun kısmını izole etmiş oluyoruz ve bu trombosit yoğun kısmını alıp tekrar size enjekte ediyoruz. 1. PRP'nin en önemli avantajı dışarıdan herhangi bir katkı maddesi yoktur. PRP kendi kanınızdır. Kendi kanınızın trombosit yoğun kısmıdır. Trombositlerin içerisinde büyüme faktörleri bulunur ve çeşitli doku yenileyici moleküller bulunur. Biz PRP'deki bu büyüme faktörlerinin ve doku yenileyici faktörlerin onarma fonksiyonundan faydalanırız. Saçta PRP en az 4 seans yapılmalıdır. Bazen hastanın saç dökülmelerine göre 4-6 seansa uzayabilir. Bazen PRP'de başarı elde edilemeyebilir. Neden? Çünkü hastada trombosit düşüklüğü varsa eğer PRP'nin tedavi şansı düşer. O zaman şunu diyebiliriz. Trombositopenisi olan yani kanda trombosit hücreleri düşük olan kişilerde PRP başarı sağlayamaz. Bundan dolayı PRP tedavilerinden önce bir hemogram ölçümüyle yani tam kan sayımı ile trombosit yoğunluğunuzu ölçmemiz gerekebilir. Trombosit sayısı düşük olan PRP'den düşük fayda görebilecek hastalara biz genelde saç mezoterapisini tavsiye etmekteyiz. Daha detaylı bilgi için muayene olmanızı tavsiye ederim. Doktorunuza başvurup gerekli tetkiklerin yapılması, ona göre tedavinizin planlanması gerekebilir. İyi günler dilerim.